Merhaba Mastermind izleyicileri. Son zamanlarda Mars ile ilgili Perseverance aracının inişi ve görevleri ile alakalı bilim dünyasında bir heyecan mevcut. Çünkü gerçekten zor olan bir görevi başarıyla gerçekleştirmenin ve yeni ufukların önünün açılmasının şahitliğini yapıyor olabiliriz. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle birçok bilimsel araştırma ya durma noktasına geldi ya da yavaşlatıldı. İşte bu nedenle NASA ile birlikte birçok uzay ajansının 2021 yılı bilim yılı olacak ve eğer takvimlerinde bir değişiklik olmazsa birçok yeni gelişmeyi izleyebileceğiz. Bunlardan en önemlileri ise şüphesiz Mars ile ilgili olanları. Mars'a geçtiğimiz yıl aynı zamanlarda hem Amerika hem Çin hem de Birleşik Arap Emirlikleri araç göndermek için girişimde bulunmuştu. Ve bu 3 aracın da 2021 Şubat ayında Mars'a ulaşması planlanmıştı. Geçtiğimiz 50 yıl içindeki Rusya-Amerika Soğuk Savaş sürecinin bir benzerinin şu anda Amerika ve Çin arasında olmaya başladığını görür gibiyim. Tabii bir de aradan sıyrılan Birleşik Arap Emirlikleri var. Bu 3 aracın da yakın zamanlarda fırlatılıp yine yakın zamanlarda Mars'a ulaşmalarının bir açıklaması tabii ki var. Ancak kısaca değinecek olursak Mars ile Dünya yörüngeleri gereği sadece 2 yılda bir en uygun konuma geliyorlar. Ve bu en uygun konuma geldiği 2020 senesinde Mars ile ilgili olan bütün ülkelerin aksiyon alması zorunluluğu olduğundan bütün ülkeler aynı zamanda harekete geçtiler. Ve bütün araçlar Şubat ayında Mars konumuna ulaştı. Şu anda en sansasyonel şekilde gündeme oturan Perseverance uzay aracı ile ilgili detaylı bilgileri vermeden önce hadi biraz rakiplerinden ve amaçlarından bahsedelim. Perseverance'ın birinci en değerli rakibi tabii ki Çin'in Mars'a göndermiş olduğu Tianwen-1 uzay aracı. Tianwen-1 uzay aracını Çin Uzay Ajansı şu şekilde tanımlıyor. Mars'ın yörüngesinde dolaşacak olan sonda, güneş enerjisi ile çalışan keşif aracı ve iniş ekipleriyle beraber Temmuz ayında uzaya gönderilmiş Mars keşif aracı olarak niteliyorlar. Çin Uzay Ajansı'nın son görevlerinden biri olan Mars araştırmaları için hazırlanan bu araç 3 görevi birden tamamlamak için tasarlandı. Bu sebeple Tianwen-1 aracı Mars'a ulaşır ulaşmaz yüzeyine inmeyecek. Mars'ın yakın yörüngesine yerleşip atmosferini detaylı bir şekilde araştırıp oradan Çin'e araştırma sonuçlarını gönderecek. Daha sonraki süreçte Mars'ın yeryüzüne indirilecek olan araç burada da Çin'in planları doğrultusunda araştırmalarını devam ederek detaylı araştırmaları yapmayı sürdürecek. Bu aracın oluşturulmasındaki en büyük amaç hem atmosferini hem de yeryüzünü düzgün şekilde araştırma imkanı ortaya çıkartmaktı. Çin, komünist bir politika izlediği için hem Tianwen-1 aracının görevlerini detaylı şekilde paylaşmadı hem de güncel durumunu an be an dünyaya bildirmiyorlar. Daha kendine kapalı bir şekilde ilerlemeyi ve bilgi vermemeyi tercih ediyorlar. Ancak bu kadar kısıtlamaya rağmen Tianwen-1'in çekmiş olduğu Mars görüntülerinden birini paylaşan Çin, Mars'ın kasvetli bir görüntüsünü bizimle paylaşmış oldu. Ayrıca dünyaya yayınladığı video ile aracın şu zamana kadar sorunsuz çalıştığını ve programda bir aksama olmadığını da belirttiler. Gelelim Perseverance'ın ikinci rakibi Birleşik Arap Emirlikleri'nin göndermiş olduğu Hope yani Umut isimli araca. Bu aracın Kızıl Gezegen yörüngesine girmesiyle Birleşik Arap Emirlikleri uzaydaki herhangi bir gezegene araç gönderen ilk Müslüman
ülke olma unvanını da almış oldu. Mars yörüngesine girmiş olan uzay aracı atmosferin katmanlarını araştıracak, gezegenin hava durumunu ve geçmişte olan iklimini belirlemeye çalışacak. Mars atmosferini kapsamlı bir şekilde resmedecek ve toz fırtınaları ile mevsimsel döngülerin mekanizmasını bulacak. Mars'ta bulunan ilk gerçek hava uydusu olacak olan görev sayesinde Mars'ın yüzeyinden su ve oksijenin neden uzaya kaçtığı kesin olarak belirlenmeye çalışılacak. Bu sayede ileriki zamanlarda dünyanın da başına gelebilecek olayların simülasyonu yapılacak. Ayrıca Mars yüzeyindeki korozyonun sebepleri üzerinde de çalışılacak. Geçen yıl Temmuz ayında Japonya'dan fırlatılan Hope, Çin ve ABD'nin uzay araçlarının aksine Mars'a iniş gerçekleştirmeyecek. Bu iki yeni araştırmacı ülke ile birlikte Amerika'nın da göndermiş olduğu Perseverance uzay aracı Mars'ta benzer konularda araştırma yapacak. Amerika'nın bu konuda daha tecrübeli olmasından dolayı daha detaylı araştırmalar yapmak için daha teknolojik üretilmiş olan Perseverance bir adım daha ön plana çıkıyor. Artık sosyal medyanın da gücünü kullanmaya başlayan NASA sürekli Perseverance'dan aldığı görselleri ve videoları dünyanın kullanımına sunuyor. Bu şekilde halk ve diğer rakipleri üzerinde psikolojik üstünlüğü de bir şekilde elinde tutmayı planlıyor. Ayrıca şunu eklemekte de fayda var. Perseverance kendisiyle birlikte Mars'a ilk defa Mars'ta uçuş yapacak olan Ingenuity adı verilen bir helikopterle gönderildi. Bu süreçte yaklaşık olarak bir ay boyunca güneş enerjisiyle pilleri yavaş yavaş şarj edilecek olan helikopter bu aşamadan sonra uçuşuna başlayacak. Ve bu şekilde Mars atmosferinde uçan ilk insan yapımı nesne olacak. Aynı zamanda uçuşunu yaparken gözlemlerini de yapmaya devam edecek. Bu 3 araştırma aracı da dünyaya verilerini göndermeye başladı. Her gelen fotoğraf, her gelen video araştırma yapmak için binlerce bilinmeyeni dünyamıza taşıyor. Bu güzel gelişmelerin ışığında soğuk savaş etkilerinin görülmediği, bilimin herkes tarafından serbestçe kullanılabildiği bir gelecek olması dileğiyle. Ha unutmadan şunu da eklemeliyim. Bilimsel olarak takvimin sıkışık olduğu 2021 yılında bizi bekleyen Mars görevinin de dışında bizi heyecanlandıracak bazı başka görevler de mevcut. Ancak buna başka bir videoda değineceğim. Videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşarak daha geniş çevrelere ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Uzay, bilim, eğlence ve ilginç bilgilerle ilgili diğer videolar için takipte kalın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.